Meslekte elimiz kalem tutmaya başlayandan bu yana kentimizin yerel yönetimlerini izliyoruz. Çokça farklı yiğidin yoğurt iş biçimine tanık olduk. Farklı ideolojilerin, değişik siyasal hareketlerin seçim kazandıkları, iş başına getirildikleri belediyecilik anlayışlarını yakından takip ettik. Her belediye başkanının bir tarzı vardı ama hiçbiri, kısa süre önce Hollanda'dan dönen belediyeci bürokrat bir dostumuzun anlattıkları gibi değildi. Belediye meclislerinin gündemlerini bizde ağırlıklı parsel bazlı plan değişikliği taleplerinin ele alındığı İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları oluşturur. Meclisin aldığı imar tadilatı kararları belediye panosunda veya muhtarlıkta askıya çıkarılır. Değişiklik kararlarının alındığı semt, sokak, cadde sakinlerinin genelde bundan haberleri yoktur. Oysa, Avrupa, da bırakın kenti, en küçük bir caddede alınacak değişiklik kararı, yapılacak işler için orada oturan sakinlerinde önceden görüşleri isteniyor, adreslere tek tek yazılı toplantı çağrısı yapılıyor. Buna, kendisi de belediyeci olan bir dostumuz, Hollanda'nın Amsterdam Belediyesi'nden üç güzel örnek verdi. Amsterdam, da bir caddede kavşak düzenlemesi yapacak olan belediye yetkileri, bunun için semt sakinlerine önce mektuplu bir toplantı daveti atmışlar. Ardından da yine o bölgede oturanlara, söz konusu caddede nasıl bir kavşak projesi yapılacağını anlatan kapsamlı bir mektup göndermişler. Yani, kavşağı yapacağız ama siz ne dersiniz, buyurun, gelin, siz de görüşlerinizi belirtin demeye getirmişler. Ardından yine aynı adresin sakinlerine bu kez, bölgede yükselecek başka bir proje hakkında bilgilendirmişler. Binada neler olacağı, nasıl ve ne zaman gürültü çıkacağı izah edilmiş, çevreye etkileri önceden bildirilmiş. Üçüncü bir örnekte yine aynı semtte, cadde cephesi iyileştirmesi yapılacak parsel sahiplerinden Kasım ayına kadar kendilerine randevu verip, bina cephesinde hangi tarihte çalışma yapabileceklerini sormuşlar. Bizde böyle bir uygulama var mı? Hatırlamıyoruz. Halkın kent yönetimine katılımı düşüncesi de yine Avrupa. Dan ülkemize uyarlanan, önce yerel gündem 21 şimdilerde kent konseyi uygulamaları var ama çoğu işlevsiz. Sözde kent yönetiminde halkın görüşlerine de önem veriliyor gibi bir görüntü oluşsa da bunun belediyecilik uygulamalarına yansımadığını biliyoruz. Amsterdam'daki halkı ve semtin sakinlerini önceleyen belediyecilik uygulamaları bizde de yaygınlaşmalı. Yapılacak işler, alınacak plan değişikliği kararlarında onların görüşleri de önemli. O halde bizdeki belediye meclis üyeleri neden seçiliyorlar diyebilirsiniz. Çoğu, parmak kaldırdığı plan değişikliği kararlarından, semtlerde, ilçelerde yapılacak işlerin detaylarından habersiz. Ülke olarak belediyecilikte de Amsterdam. Standartlarına ulaşmak için daha alacağımız çok yol var. Belki de, yarım asırdan fazladır Türkiye. İyi bu nedenle de Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. Demokrasiyi ne kadar çok yerele, cadde, sokak, kırsal ve mezraya kadar yaygınlaştırırsanız belki o zaman AB kriterlerini yakalamış olursunuz. B. Ursa toplu taşımanın en ucuz olduğu kentlerden mi? Sosyal medyada dolaşırken fark ettik. Kulis TV adlı bir sosyal paylaşım sitesi, Türkiye'deki 30 kentin Büyükşehir Belediyesi'nde toplu taşıma ücretlerini araştırmış. Sıralamaya baktığımızda Bursa, 19'da, en tepede Muğla var, Bursa'da tam biletli yolcu 13, öğrenci 7 liradan taşınırken, listenin en alt sırasında ise Konya var. Konya'da tam bilet 8,5 lira, öğrenci bileti 4 lira. Taşıma maliyetlerinin arttığı, akaryakıt, yedek parça, personel, vergi ve benzeri gibi gider kalemlerinin sürekli yükseldiği bir dönemde belediyelerin bu işten büyük zararlar ettiği biliniyor. Bütçesinden her ay milyonlarca lirayı toplu taşımaya aktaran ve fiyat artışlarını yolcuya yansıtmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi. N? 30 büyük kent içinde en ucuz yolcu taşıyan belediyelerin 19. sırasında yer alması kentimizde oturan hemşerilerimiz için bir avantaj. Fakat büyük şehrin bu sırada kalması bütçesini zorluyor. Toplu taşıma esnafını da sürekli sübvanse eden büyükşehir belediyesi. Yakında toplu taşımaya zam yaparsa şaşırmayız. Ayrıca toplu taşımada olduğu gibi Bursa öteden beri en düşük su tarifesi uygulayan da bir şehir. Seçimin hemen sonrası da BUSKİ su fiyatlarında %25 indirim yaptı. Üstü Meydan 6 semt pazarı, Nilüfer, in en çok tercih edilen semtlerinden Çamlıca'da yapımı tamamlan kapalı semt pazarı açılış için gün sayıyor. Nilüfer Belediyesi'nin eski başkanı Turgay Erdem'in yaptığı pazarı açmak yeni başkan Şadi Özdemir'e kısmet olacak. Üstü rekreasyon alanı, meydan olan Çamlıca pazarı, aynı zamanda muhtarlık ve PTT şubesini de bünyesinde barındırıyor. Halkın ve esnafın rahat alışveriş yapabileceği modern bir proje Çamlıcalılar ÖNE hizmetine sunulacak. Semt pazarlarının sokak ve caddelerden böylesi çok fonksiyonlu projelerle kapalı hale döndürülmesi sevindirici. Şimdi yaz kış hem esnaf hem de yurttaş memnun kalacak. Tüm ilçelerimiz ve semtlerimizde bu tarz birden fazla kullanım amaçlı projelerin sayıları artıp yaygınlaşmalı. Nilüfer, belediyemizi ve emek verenleri kutluyoruz.